Geldiler. Baran. Baran yavrum. Ah. Ah yavrum. Ah. Cihanlar anlattılar. Neler gelmiş başına öyle. Nasılsın? İyi misin? İyiyim babaanne. İyiyiz. Çok şükür. Sağ salim döndün ya evine. Görecek günümüz varmış evladım. Hoş geldin yeğenim. Şükür kavuşturana. Ağam bir can daha gitmiş. Kaç kaldı şimdi? Münasebetsizlik etme. Sırası mı şimdi? Ne oluyor burada ya? Ama nasıl olur? Yaşıyor. Beni söyledi mi acaba? Ah evlat, ya sana bir şey olsaydı ne yapardık biz? Şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Kader abla, odasına götürür müsün? Çok yorgun. Tamam Baran Bey oğlum. Ah be oğlum, yaralanmışsın. Mühim bir şey değil. Nasıl mühim bir şey değil? Uğursuz konağa geldiğinden beri başımızdan bela eksik olmadı. Her günümüz gam kasavet. Babaanne, şimdi sırası değil. Kader abla, sen bir an önce odasına götür onu. Dinlensin biraz. Tamam Baran Bey, oğlum. Orhan, arabada ilaçlar var. Onları getir. Bağıştır abiyim. Gel kız. Sarı yılan. Torunlarımı da bana düşman etti. Sabaha sağ çıkamasıca inşallah. Nasıl olur? Nasıl olur da ölmez bu kız? Ne olacak şimdi? Ya beni bir de gördüyse? Baran'a söylerse kaçıranın ben olduğumu? Ben ne yaparım o zaman? Yok. Hayır. Hayır, Baran bilseydi şimdi çoktan kapıma dayanmıştı. Tamam Derya. Korkacak bir şey yok. Her şey kontrolüm altında. Ama neler olup bittiğini öğrenmem lazım yine de. Ne gördü, ne anlattı, hepsini. Burayı özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Bizim de aklımız gitti kızım sana bir şey olacak diye. Hele Baran Bey'i görseydin yere göğe sığmadı. Ama ne yaptı, ne etti, buldu getirdi seni evine. Ona hayatımı borçluyum. Beni kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye attı. Azade Hanım haklı. Benim yüzümden ölebilirdi. Bakma kızım sen Azade Hanım'a. Endişelendi tabii. Haklı. Baran Bey göz bebeğidir onun. İşte benim yüzümden belki de bunları düşünmenin kimseye faydası yok kızım artık. Bitti, gitti. Allah ikinizi birbirinize bağışladı. Hadi sen git şimdi, güzel bir duş al.
kendine gelirsin. Açsınızdır. Biz de yemeği hallederiz. Evinizdesiniz ya. Fenalıkları düşünüp de üzülmeye ne hacet?